utanç yılının birinci yılında sıcak bölgede neler yaşanıyor diye bakacağız. Ve Canan Altıntaş İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hemen karşımızda. Sertaç Murat Koç ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. Birazdan kendilerine sorular soracağım. Fakat bir de günlerdir konuştuğumuz işin Türkiye meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında yaptığı konuşmada hani demişti ya İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olabilir diye. Peki gerçekten İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Eğer öyleyse Türkiye'nin ne hazırlığı var? Nasıl bir hazırlık yapıyoruz? Bunları da döneceğiz. Ankara'daki muhabir arkadaşımıza soracağız. Şimdi öncelikle Ankara'dan Ozan Ulaş Caymaz'a dönmeden önce bir hatırlayalım. Ne olmuştu? Yani İsrail Savunma Kuvvetleri bu arada 7 Ekim saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. 7 Ekim'in birinci yıl dönümüne özel yayınlanan o görüntüleri bir izleyelim. Sonrasında konuşacağız. İsrailli sivil yaralı askeri tedavi etti. Hamas militanı insansız hava aracını ateşe açtı. Bu video daha önce hiçbir yerde yayınlanmadı. Görüntüler 7 Ekim saldırılarının ilk patlak verdiği Kibbutz Reim'de çekildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yayınlanan görüntülerde bir grup askerin koşuşturduğu görülüyor. Diğerleri ise sipere yatıyor. Bir başka görüntüde ise İsrailli bir sivil yaralı askere müdahalede bulunuyor. Diğer askerlerse El Kassam Tugaylarıyla çatışıyor. Bölgeye sızan bir Hamas savaşçısı da yukarıdan çekim yapan ve kendisini görüntüleyen İHA'ya ateş ediyor. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı harekatında 1200 İsrailli öldü, 250 kişi de rehin alındı. Ekim'in birinci yıl dönümünde İsrail'de herkes diken üstündeydi bugün. Acaba yeni bir saldırı gelir mi Hamas'tan diye düşündüler. Nitekim Gazze'den İsrail'e füzeler fırlatıldı. Peki orada neler yaşandı? Hemen bir Canan Altıntaş'a dönelim. Canan, bugün 7 Ekim'in birinci yıl dönümü. O gün 1400 İsrailli ölmüştü. Peki nasıl bir tedirginlik hakimdi? Neler yaşandı bütün gün orada? Seni dinleyelim. Aslında Kübra Apar, dündendir buradaki sessizlik bozulmuştu. Özellikle havada sürekli sabaha kadar helikopterler uçuyordu ve aynı zamanda yine heronların sesleri ve bir taraftan da Hayfa'ya yoğun füze atılımı vardı Hamas cephelerinden. Peki bu sabah ne oldu? Saat 11'i gösterdiğinde Tel Aviv merkeze füzeler fırlatıldı. Hamas El Kassam Tugayları tarafından ve bir anda sirenler çalmaya başladı. Öncelikle aplikasyondan bildirim geldi, ardından da sirenler çaldı ve tabii panik halinde dışarı çıktık ve bir anda sonrasında ise iki patlama sesi duyduk. Yaklaşık 5-6 füze bu noktaya fırlatılmıştı. Bir tanesi de hemen yaklaşık bize 2-3 kilometre uzaklıktaydı. Peki sonrasında ne oldu? O dakikadan sonra birçok noktaya, özellikle Hayfa'ya yoğun bir füze atılımı vardı. Bakın size birazdan kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterirse, bu yaklaşık bir 10 dakika önce, bakın Tel Aviv'in de içinde bulunduğu, aslında daha uzak, yaklaşık 3-4 kilometre, kimisi 20 kilometre uzaklıkta, yüzden fazla aynı anda füzeler bu noktalara düştü ve İsrail Savunma Bakanlığı da hemen ardından bir açıklama yaptı. Füzeler atılıyor dedi ve bir de şunu ekledi. İsrail'in merkezindeki bazı bölgelerde siren seslerinin duyulmasının ardından Yemen'den atılan karadan karaya füze İsrail kuvvetleri tarafından başarıyla engellendi. 10 dakika önce bu açıklamayı yaptı İsrail Savunma Kuvvetleri. Şu anda bir sessizlik hakim. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayan sizlere şimdi gösterecek. O dakikadan sonra bir sessizlik hakim oldu çünkü vatandaşlar sığınaklara koştular ve sonrasında cadde ve sokaklar biraz da olsa doluydu, ancak sonrasında tamamen
boşaldı ve şu anda da bakın şehir merkezinde, Tel Aviv'in merkezinde tek tük araçlar, tek tük vatandaşlar görünüyor. Burası da Tel Aviv için önemli noktalardan birisi. 1 Ekim'deki İran'dan atılan füzelerde işte bu noktalara isabet etmişti. Ayrıca Hamas'ın iki militanı da yine buradan tramvaya binen vatandaşlara ateş açmıştı. İşte bu noktalar oldukça önemliydi. Şu anda bir sessizlik var ama yaklaşık yarım saat önce Kübra Apar özellikle Hayfa Celile bölgesine yoğun füze atışları yaşandı. Tabi zaman zaman Heron seslerini de duyabiliyoruz. Evet, polis araçları da bazen ses çıkarabiliyorlar. Evet, şu anda bir sessizlik hakim Kübra ama bir 10 dakika sonra bir anda telefonlarda aplikasyondan bildirimler geliyor ve hangi noktalarda Demir Kubbe'nin füzeleri imha ettiğine yönelik bildirimler geliyor ve sirenler çalıyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Çok teşekkürler Canan Altıntaş. Siz de kendinize çok dikkat edin. Gerçekten çok sıcak bir günde oradasınız. Çok teşekkürler aktardıklarınız için. Şimdi İsrail'in artık sadece İsrail'in Gazze'yi işgalinden söz etmiyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir de Lübnan'dalar. Peki İsrail'in gece boyu bombaladığı Beyrut'ta neler oluyor? Orada da Sertaç Murat Koç karşımızda. Sertaç, şimdi İsrail Lübnan'ın güneyini işgal edecek diyoruz. Hangi aşamada, bugün gün boyu neler yaşandı orada? Evet, aslında sen de altını çizdin başlangıçta. Bugün 7 Ekim'in birinci yıl dönümü tam. Ve İsrail aslında bu yıl dönümünde başkent Beyrut'ta, yani Lübnan'ın kalbinde yeni bir Gazze yaratma çabalarını da bir yandan sürdürüyor, durmaksızın devam ediyor ki bu çabaların odağındaki noktanın adıysa Dehiya. Dehiya tamamen Hizbullah'ın kontrolünde olan bir nokta. Tüm yolların onlara çıktığı, Hizbullah ne derse onun olduğu bir nokta ki birçok mahallesi var. Gubeyri, Burjel, Barajna, Uzey gibi birçok mahallesi var ve Hizbullah'ın geceleri özellikle bu noktalarda İsrail saldırısına maruz kaldığını ifade edebiliriz. Şimdi tabii son saldırının nokta olarak Yusuf size göstersin, TV yüz ekranlarına taşısın. Ben de bir yandan anlatmaya devam edeyim. İşte görüyorsunuz karşıda dumanların çıktığı nokta Burjel Barajna noktası. Dehiya'nın önemli bir noktası ve İsrail savaş jetinin de geride bıraktığımız saat diliminde hedef aldığı son nokta. Refik Hariri Havalimanı da geliyor ekranlarınıza. O noktaya da çok yakın bir yer. Yani İsrail aslında Dehiya'nın yaklaşık 1 milyona yakın insanın bulunduğu, ancak an itibariyle bir hayalet kente dönmüş Dehiya'nın neredeyse her yerine, her noktasını vuruyor. Peki bunu niye yapıyor? Açıklamaları ne? İddiası ne? İşte gördüğünüz bu vurulan noktalardaki binalarda özellikle Hizbullah'ın silah üretim tesisleri olduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca yine çalışma ofisleri olarak kullanıldığı ifade ediliyor ve burada cephaneliklerinin olduğu da iddialar arasındaki füze başlıklarının bile bu binalarda tutulduğu ifade ediliyor ve İsrail buraları vurmadan önce de binaların görsellerini paylaşıyor. O da yetmiyor. 3 boyutlu simülasyonlar halinde nereyi vuracaklarını net olarak gösteriyorlar ve insanlardan burayı boşaltmalarını istemişlerdi. Zaten o milyona yakın insandan sadece Hizbullah mensupları kalmış durumda. Yani kalesini bırakmıyor Hizbullah ama İsrail de bir yandan vurmaya devam ediyor diyebiliriz. Tabii bu saldırılar da bugüne kadar tam 1500'e yakın insan öldü ki bu Hizbullah-İsrail savaşındaki kırılma noktalarının bir tanesinde başladı. Buraya yönelik saldırılar. O da 23 Eylül'de bombalama ağır şekilde Dehiya'ya yönelmişti diyebiliriz. Tabii sadece Hizbullah mensuplarını hedef aldığını söyleyemeyiz. 8 Ekim'den bu yana yaklaşık bir yıllık süreçte ise tam 2000'den fazla insan öldü. Bunların neredeyse %70'ine yakını sivillerden oluşuyor, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Tabii bu savaşın sadece İsrail'in bombaladığı Beyrut'taki noktalar
açısından aşaması. Bir de Lübnan'ın güneyinde artık göğüs göğüse bir savaş yürüyor orada. İsrail özel kuvvetleriyle Hizbullah'ın özel kuvveti sayılabilecek Rıdvan gücü arasında karşılıklı sıcak temaslar sağlanıyor. Ama iki taraftan da gelin görün ki net sayılar verilmiyor. Yani şu anda durum nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Bunlar bilinmiyor ama İsrail'in an itibariyle yaklaşık 6 kilometre ilerlediği biliniyor Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru. Ama doğal hat, doğal sınır onlar için Litani Nehri birçok kez açıklamışlardı. Litani'nin güneyindeki herkesin kuzeyine gitmesini istemişti İsrail. 60'a yakın köyü bombalamıştı bu noktalarda. Şimdi de Litani'nin kuzeyinde 40'a yakın köyün boşaltılmasını istedi. Oraları vuruyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Aynı 1986'da yaptığı gibi İsrail sadece güneyde kalmayacak, ilerleyişini Beyrut'a kadar sürdürecek mi? İşte merak edilen soruların başında da bu geliyor. Biz de bu soruların yanıtını aramak için burada olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz Sertaç Murat Koç. Gerçekten gelişmeler çok sıcak. Acaba İran'a da saldıracak mı İsrail? Aslında bütün hafta sonu bu beklendi. Ama Lübnan'daki gelişmeleri en azından senden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.